Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün İslam'da vasiyet var mıdır, caiz midir, değil midir bu konuyu işlemeye çalışacağım. Bazı aklı evveller İslam'da vasiyet olmadığını ve caiz olmadığını söylüyor. Buyurun bakalım Kur'an ayetleriyle caiz midir, değil midir bakalım. Dilerseniz en çarpıcı ayetle başlayalım. Bakara Suresi 180. Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya bilinen uygun meşru bir tarzda vasiyette bulunması, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir hak olarak size yazıldı. Farz kılındı. Bakara Suresi 181. Bundan böyle kim onu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, günahı elbette onu değiştirenlerin üzerinedir. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Bakara Suresi 240. İçinizde ölüp de geride eşler bırakanlar, evlerinden çıkarılmaksızın bir yıla kadar yararlanmaları için eşlerine vasiyet bıraksınlar. Ama onlar kendiliklerinden çıkarlarsa artık onların maruf, meşru olarak kendileri için yaptıklarından dolayı size sorumluluk yoktur. Allah güçlü ve üstün olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bakara Suresi 182. Bunun yanında kim vasiyet edenin haksızlığa eğilim göstereceğinden ya da günaha gireceğinden korkup da ikisinin arasını bulup düzeltirse artık ona günah yoktur. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Maide Suresi 106. Ey iman edenler! Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman vasiyet hazırlanışında aranızda içinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun. Veya yolculukta olup size ölüm musibeti gelip çatarsa sizden olmayan başka iki kişiyi şahit tutun. Şayet kuşkulanacak olursanız namazdan sonra alıkoyarsınız. Onlar da akraba dahi olsa onu hiçbir değere değiştirmeyeceğiz ve Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz elbette günahkarlardan oluruz diye Allah adına yemin etsinler. Nisa suresi 11. ayet. Çocuklarınız konusunda Allah erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Eğer onlar ikiden çok kadınsa geride bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Kadın bir tekse bu durumda yarısı onundur. Ölenin bir çocuğu varsa geride bıraktığından anne ve babadan her biri için altıda bir, çocuğu olmayıp da anne ve baba ona mirasçıysa bu durumda annesi için üçte bir vardır. Onun kardeşleri varsa o zaman annesi için altıda birdir. Ancak bu hükümler ölenin ettiği vasiyet veya varsa borcunun düşülmesinden sonradır. Babalarınız, oğullarınız, siz onların hangilerinin yarar bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah'tan bir farzdır. Şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa suresi 12. Eşlerinizin eğer varsa çocukları, yoksa geride bıraktıklarının yarısı sizindir. Şayet çocukları varsa, onunla yapacakları vasiyetten ya da ayıracakları borçtan sonra bu durumda bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Sizin çocuğunuz yoksa, geriye bıraktıklarınızdan dörtte biri onların, kadınlarınızındır. Eğer sizin çocuğunuz varsa, geriye bıraktıklarınızdan sekizde biri onların, kadınlarınızındır. Yine bu hükümler edeceğiniz vasiyet veya varsa borcun düşürülmesinden sonradır. Mirası aranan erkek ya da kadın, çocuğu ve babası olmayan bir kimse olup, erkek veya kız kardeşi bulunursa, onlardan her biri için altıda bir vardır. Eğer bundan fazlaysalar, bu durumda kendisiyle yapılan vasiyette ya da varsa borçtan sonra, üçte bir de zarara uğratılmaksızın onlar ortaktırlar. Bu size Allah'tan bir vasiyettir. Allah bilendir, kullara yumuşak olandır. Şimdi bu okuduğum ayetleri aranızda anlayamayan var mı diye soruyorum sizlere. Kur'an-ı Kerim bazı şeylere o kadar açık cevap verir ki, bu okuduğum ayetleri okuma yazma bilen herhangi bir insan çok rahat anlayabilir. Kur'an-ı Kerim'de aradığınız her şeyin cevabı vardır. Hoşça kalın. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun.